Evet, merhaba herkese. Kongreye Pamukkale Üniversitesi'nden katılıyorum. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesiyim. Öncelikle mail adresimi burada belirtmek istiyorum. pgurel@pau.edu.tr. Çalışmayla ilgili katkınız ya da eleştiriniz ya da sormak istediğiniz bir konu olursa verilerime ya da analizi sonuçlarına burada vakit kısıtlı olduğu için çok detaylı değinemedim. Talep ederseniz eğer mail yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Çalışmanın adı İkiz Açıklar, Cari İşlemler Hedeflemesi ya da Ricardo Denkliği. Fourier, Todayama, Mato, Nedensellik Analizinden Yeni Kanıtlar. Öncelikle çalışmada motivasyonumuzdan bahsedeceğim. Daha sonra amaçlardan, teorik ve empirik literatürden, metodolojik olarak hangi bir yöntemi kullandığımdan bahsedeceğim. Veriler, sonuçlar ve tartışma şeklinde devam edecek. Çalışmanın temel motivasyonunu açıklayayım önce. Şimdi bilindiği gibi 2000'li yıllardan sonra Avrupa ülkelerinde özellikle 2008 yılından 2008 yılında yaşanan global finansal kriz sonrası yapısal dönüşümler yaşanmıştır. Bu süreç içerisinde yani 95'lerden 2000'lere 2020'lere kadarki dönem içerisinde Avrupa ülkelerine baktığımızda aslında global finansal krize kadar önemli bir kamu borcunda önemli sayılabilecek derecede bir artış olmamışken kriz sonrasında Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerde kamu borcunda ortalama %23'lerde bir artış görülmüştür. Özellikle Pix Country diye geçen ülkeler Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya. Literatürde Pix Country olarak geçmiştir bu ülkeler. Arka planda heavily indebted European countries yani yüksek borçlu Avrupa ülkeleri olarak literatürde yerini almıştır bu ülkeler 2011 yılından sonra. Bu ülkelerin kamu borcunda ise ortalama %56 oranında bir artış görülmektedir. Neden peki olmuştur bu artışlar? Yani 2011'li yıllardan sonra kamu borcundaki artışlar. İncelediğimizde bu ülkeleri 2008 krizinden sonra çok düşük faiz oranlarının kullanıldığını görüyoruz. Kamu ve özel kesimin borçlanmasını kolaylaştırmış bu düşük faiz oranları. Dolayısıyla devletin borçlanması daha ucuz hale gelmiş ve böylelikle kamu borçlarında da hızlı bir artış olmuş. Yine 2000'li yıllardan sonra Euro'ya geçilmesiyle Merkez Avrupa ülkeleri evet Euro'ya geçilmesinden olumlu faydalanmış. Fakat bu Pix Country dediğimiz ülkeler ihracat performansları artan reel efektif döviz kuru nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Ekonomik büyümesi iç talebe, konut sektörüne, finans sektörüne dayanan bu ülkelerin cari açığının da arttığını görüyoruz. Dolayısıyla 2000'li yıllardan sonra baktığımızda bu ülkelerde şöyle bir geçiş var. Kamu borçları hızla artıyor, cari açık hızla artıyor. Acaba kamu borçları ve cari açık arasında bir ilişki var mı? Yani bu çalışmanın temel motivasyonu bu ülkelerdeki bu hem cari açıkta hem de kamu borçlarının hızla artmasını birbiriyle ilişkilendirebilir miyiz? Temel motivasyonumuz bu çalışmada. Ülkelere daha özelde baktığımızda ise bu ülkelere mesela Yunanistan ve Portekiz'in ulusal tasarruf düzeylerinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Ekonomilerinin tamamen sermaye girişine bağlı olduğunu görüyoruz. Büyümelerin iç talebe bağlı olduğunu görüyoruz. İspanya'da konut sektörüne dayalı, yine İrlanda'da da konut sektörüne dayalı bir büyüme olduğunu görüyoruz. İspanya'da finansal aktivitelerinde kontrolsüz bir gelişme olduğunu görüyoruz. İşte bunların hepsi 2010 sonrası ülkeleri daha da dar boğaza sokmuştur. Hatta birkaç veriden de bahsetmek istiyorum. Mesela İtalya %128 kamu borcunun GDP'ye oranı %128. Portekiz'de yine %128. Yunanistan'da %175'lere ulaşmıştır 2013 döneminde. Yine aynı dönemde Almanya'ya baktığımızda ise %70'lerde bu oran. İngiltere'de %80'lerde bu oran. Cari açıklara baktığımızda bu ülkeler dışında diğer ülkelerin cari fazla verdiğini görüyoruz. Mesela Almanya %6,5 cari fazla veriyor. Ama Yunanistan
-7.5 cari açık veriyor. Yine İtalya -2.3, Portekiz -6.5 gibi cari açık verdiğini görüyoruz. İşte dolayısıyla bizim temel sorumuz, acaba bu iki seri arasında bir ilişki var mı? Amacımız ne? Bu yüksek borçlu Avrupa ülkeleri özelinde bütçe açığı ve cari açık arasında bir ilişki var mı? Öncelikle bunu araştırmak. Daha sonra bu ilişkinin varsa eğer yönünü belirlemek. Yani acaba bütçe açığından cari açığa mı, cari açıktan bütçe açığına mı bir gidişat var? Bunu belirlemek ve bunları da Todayama-Mato ve Fourier Todayama-Mato nedensellik analizini kullanarak yapmak. Şimdi teorik literatürü böyle çok hızlı geçiyorum. Teorik literatüre baktığımızda bütçe açıkları ve cari açıklar arasındaki ilişkiyi dört farklı görüş var bu ilişkiyi açıklayan. Twin Deficit Hypothesis, Current Account Targeting, Ricardon, Echolins ve Feedback Hypothesis. Tek tek bunları ele alalım hemen kısaca. Şimdi teorik literatürde bir fikir birliği yok. Yani bu ilişkilerin varlığı ve yönüyle ilgili. İkiz açıklar hipotezi ilk etapta şunu söylüyor bize. Bütçe açıkları da bir artış olduğu zaman bu cari açığın artmasına neden olur. Yani düşük tasarruf oranları ile birlikte yüksek bütçe açıkları faiz oranlarında bir baskı yaratıyor. Yukarı yönlü bir baskı yaratıyor. Dolayısıyla faiz oranlarının artması ekonominin dışı açıklık derecesine de bağlı olarak kurda bir değerlenmeye, appreciation'a yol açıyor. Böylelikle ihracat daha pahalı, ithalat daha ucuz hale geliyor ve cari denge bozuluyor. İşte ikiz açıklar hipotezi şunu söylüyor. Yani bütçe açıkları bütçe açıkları artarsa cari açık da artar. Sebebi cari açıktaki artışın sebebi bütçe açıklarıdır diyor. Tam Open'ın tam ters bir görüş, cari işlemler hedeflemesi. Bu da Summers'ın 1998'de ileri sürdüğü bir hipotez. Bu da tam tersini söylüyor. Cari açıkta bir artış olduğu zaman cari açıktaki artış bütçe açığını tetikleyecek ve artıracaktır diyor. Çünkü cari açığı kapatmak için yani cari açıktaki artış ekonomik büyümeyi yavaşlatacak. Cari açıktaki artış kapatmak için de bütçe kanalları, fiscal policy, kamu maliye politikası kullanılacak. Özellikle ekonomik büyümenin de eğer yabancı sermaye girişine bağlı olduğu bir ekonomi varsa, cari açık varsa bütçe açığı oluşacaktır diyor. Üçüncü görüş Barrow'un görüşü, 1974 yılında oluşturduğu görüş. Ama aslında Ricardo denklik teoremine dayanıyor. Burada da bütçe açıkları ile cari açıkların arasında herhangi bir ilişki yoktur diyor Barrow. Çünkü bütçe açıkları tasarruflardaki değişim ile finanse edilir diyor. Dolayısıyla cari açıkları etkilemez diyor. Ricardo'ya dayandığı noktası da şu. Eğer kamu harcamalarında bir artış olursa kamu borç yükü artar. Dolayısıyla hane halkları da İleri görüşlü hani halkları da ileride vergilerin artacağını düşünür ve dolayısıyla bugünkü harcamasını ona göre kompanse eder. Bugünkü harcamalarını azaltır, tasarruflarını artırır diyor. Dolayısıyla bütçe açığı arttığında bunu hisseden hane halkı tasarruflarını artıracağı için bütçe açıklarındaki artış tasarruflarla karşılanır ve bu cari açıklar arasında bir ilişki doğurmaz diyor. Yine ikisi arasında, iki değişken arasında bir ilişki olmadığını savunan bu görüşün başka bir ayağı daha var. O da Feldstein-Horiaca puzzle'a dayanıyor. Feldstein-Horiaca puzzle'a göre de eğer tam sermaye hareketliliği varsa bir ekonomide ülke içerisindeki tasarruflar ve yatırımlar birbirine eşit olacak. Dolayısıyla ekonomide oluşacak açık, kamu açığı ya da özel açık yine yatırım tasarruf dengesiyle çözülecektir. Dolayısıyla bu da cari hesabı etkilemeyecektir diyor. Son görüş ise feedback hipotezi. Bu da bütçe açığı ile cari açık arasında eş zamanlı ve sürekli iki yönlü bir nedensellik olduğunu söylüyor. Evet, burada da tablo halinde görebiliriz bu nedenselliğin yönünü.
Peki ampirik literatür bu konuda ne diyor? Şimdi teorik literatürde bir fikir birliği olmadığı gibi ampirik literatürde de bu konuyla ilgili bir fikir birliği yok. Neden yok? Çünkü kullanılan yöntemler değişik, kullanılan zaman aralıkları, ülkeler değişik olduğu için dolayısıyla ampirik literatürde de robust bir sonuç, böyle baskın bir sonuç görmüyoruz, böyle unik bir sonuç. Ampirik literatürdeki çalışmaları üç temel ayakta inceleyebiliriz. Birincisi bütçe açığı ile cari açık arasındaki ilişkiyi, şoklar, yapısal şoklar, VAR modelleri, kointegrasyonlarla inceleyen çalışmalar var. İkinci bölümde bu iki seri arasındaki ilişkiyi nedensellik çalışması ile inceleyen, nedensellik analizi ile inceleyen çalışmalar var. Üçüncüsünde de bütçe açığı ile cari açık arasındaki asimetrik davranışı inceleyen çalışmalar var. Ben buraya sadece bir takım nedenselliği, ben de nedensellik analizine dayandırdığım için çalışmayı analizi yöntemi kullanan çalışmalara yer verdim. Hemen hızlıca değiniyorum. Mesela Bahman 92 yılında Amerika için twin deficit hipotezinin geçerli olduğunu buluyor. Kim ve Kim 2006 yılında Kore için current account hipotezin geçerli olduğunu buluyor. Algieri Pigs Country çalışıyor ve Ricardo görüşünün, yani iki değişken arasında ilişkinin olmadığı hani sonucunu buluyor. Yine bu liste böyle devam edip gidiyor. Türkiye literatüründe de Kutlar ve Şimşek, Utkulu 2004, Sevinç 2006, Turan ve Karataş 2017 gibi Türkiye literatüründe de bu ilişkinin yönü ikiz açıklar hipotezi temelinde inceleniyor. Ekonometrik model olarak ne kullanacağım çalışmada? 2016 yılında Nazlıoğlu ve diğerlerinin bulduğu, geliştirdiği pardon, Fourier Todayama Mantu nedensellik yaklaşımını kullanacağız. Neden bunu kullanıyoruz? Çünkü önce Todayama Mantu nedensellik yaklaşımını, daha sonra da Fourier genişletilmiş şeklini kullanacağız. Neden kullanıyoruz? Öncelikle Todayama Mato'nun bazı avantajları var Granger'a göre. Çünkü Todayama Mato'da seviyelerini düzeyde kullandığımız için değişkenleri, aralarındaki bu kointegrasyon ilişkisini kaybetmemiş oluyoruz. Fourier Todayama Mato kullanmamızın sebebi de yapısal değişimlerin yakalayabilmesi. Bu süreçte, çünkü 1995'ten 2020'ye kadar gelen süreçte yapısal değişimler var. 2008 krizi var, 2011'de Avrupa borç krizi var. İlk karşımıza çıkan 2019'da da COVID var. Pardon, 2020'de de COVID var. Dolayısıyla bu yapısal değişimleri yakalayabilmesi için Fourier Todayama Mato nedensellik analizini kullanıyoruz. Burada bu metotta yapısal değişimin ne zaman olduğunu ve formunu bilmemize gerek yok. Yani bu dışarıdan vermiyoruz sisteme. Sistemin içerisine Fourier serilerini koyarak frekanslarını belirleyerek analizi yapabiliyoruz. Şimdi seriler yıllık frekansta 95-2020 dönemlerini kapsıyor. Mevsimsel düzeltme yapılmış seriler var. Nedir seriler? Kamu borcunun GDP'ye oranı, cari açığın GDP'ye oranı serilerde Eurostat'tan alınmış bulunmakta. Birim kök testleriyle başladım. Önce kamu açıklarının birim kök testlerini yaptım. Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya için. ADF, Philips Ferron ve yapısal kırılmalı, Zivot Andris tek yapısal kırılmalı birim kök testlerini yaptım. Burada hemen dikkatimi çeken, bütün ülkelerde ADF ve Philips Ferron testlerine göre bütün seriler, yani budget deficit serilerinin hepsi I1 olduğunu gösteriyor. Ve ülkelerde Zivot-Andris tek kırılmalı da göre de yapısal kırılma olduğunu görüyoruz. Current account'a baktığımızda ise yine Portekiz, İtalya, Yunanistan ve İspanya'nın I1 unit root process'e sahip olduğunu görüyoruz. İrlanda burada ayrışıyor.
İran'da hem ADF'de hem Philips Perron'da I-0 bir süreç izlediğini görüyoruz. Şimdi ilk önce klasik Todo Yamamoto nedensellik tezisini yaptım. Burada null hipotezler current account budget deficit'in nedeni değildir. Budget deficit de current account'un nedeni değildir. Burada anlamlılık düzeylerini gösteriyor. İrlanda için bir nedensellik çıktı burada ve Yunanistan için çıktı. Yani şöyle yorumlayabiliriz bu tabloyu. Portekiz'de current account'la budget deficit arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi yok. İrlanda'da current account'tan yani cari açıktaki değişim, artış bütçe açığını tetikliyor. Cari açıktan bütçe açığına doğru bir nedensellik olduğunu görüyoruz. Yine İtalya'da bütçe açığıyla cari açık arasında bir ilişki yok. Yapısal kırılmaları dikkate almayan testte fakat. Yunanistan İrlanda'ya benziyor. Cari açıktan bütçe açığına bir nedensellik var. İspanya'da ise ikiz açıklar hipotezi geçerli. Yani bütçe açıklarından cari açıklara bir nedensellik var. Peki yapısal kırılmaları dikkate alırsak sonuçlar değişiyor mu? Şimdi hemen bu ülkelerin yanında yer alan 3, 2, 3, 2 gibi rakamlar. İspanya'da da 3'ü kullanmıştım. Buraya not almayı unutmuşum. Bunlar frekanslarını gösteriyor. Hemen şuraya açayım. Sin 2, ikinci frekans, ikili frekans, üçlü frekans. Bu da kosinüs fonksiyonunun ikili ve üçlü frekanslarını gösteriyor. Yani kırılmaları yakalamasını neye göre 2 ve 3 kullandım? Serileri çizdirip hem görseline bakıp hem de bununla ilgili testleri yaparak bu frekanslara karar verdim. Burada ise şunu görüyoruz. Yapısal kırılmaları dikkate aldığımızda, serideki yapısal kırılmaları dikkate aldığımızda bütün ülkelerde İspanya hariç bu iki değişken arasında bir ilişki olmadığını görüyoruz. Yani Ricardo denkleminin geçerli olduğunu görüyoruz. Bakışının, hipotezinin. İspanya'da ise ikiz açıkların geçerli olduğunu görüyoruz. Peki karşılaştırırsak yani yapısal kırılmaları dikkate alan ve almayan modelleri şöyle ki sonuçlar Portekiz, İtalya ve İspanya için değişmiyor. Ama İrlanda ve Yunanistan için değişiyor. İrlanda'da current account geçerli iken yapısal kırılmaları dikkate almayan modelde yapısal kırılmaları dikkate alan modeli kullandığımızda iki seri arasında bir ilişki olmadığını görüyoruz. Yine Yunanistan'da current account geçerliyken yapısal kırılmaları dikkate aldığımızda Ricardo'nun geçerli olduğunu görüyoruz. Ve o zaman şöyle bir yorum yapabiliyoruz. Bu iki ülke için yapısal kırılmalar aslında önemli. Yani yapısal kırılmaları dikkate almak önemli olduğunu görüyoruz. Peki sonuçlara biraz da tartışalım. PIGS ülkeleri incelenen dönem içerisinde global finansal kriz ve sonrasında da Avrupa borç krizini yaşıyor. Dolayısıyla bu iki krizin de serilerde bir yapısal dönüşüme neden olduğunu düşünüyoruz. Yapısal değişime neden olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla yapısal değişimleri dikkate alan ekonometrik yöntemleri bütçe dengesi ve cari açık arasındaki ilişkinin nedensellik ilişkisinin varlığı ve yönünü değiştirdiğini düşündüğümüz için yapısal değişimleri dikkate alan bir yöntem kullanarak bunu analiz ediyoruz. İkiz açıklar hipotezinin geçerli olduğu ülkelerde mesela İspanya bütçe açıkları ileriki dönemlerde cari işlemler dengesi için tehlike oluşturmaktadır diyebiliriz. Dolayısıyla bütçe açıkları ve nasıl finanse edileceği ile ilgili yürütülecek politikalar İspanya için önem arz etmekte. Ama kamu borçları ile cari açığın ilişkisiz olduğu ekonomilerde kamu politikaları yani yürütülen fiscal policy politikalar, vergi politikaları cari açığı etkilemeyecektir. Dolayısıyla orada daha rahat politika alanı vardır diyebiliriz bu anlamda. Evet, süremiz sınırlı olduğu için sunumum bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Veriler, sonuçlar, metodoloji ile ilgili ulaşmak isterseniz burada tüm analiz sonuçlarına değinemedim.
Eğer daha detaylı bir şekilde ulaşmak isterseniz bana mail adresinden ulaşabilirsiniz. tgurel@pau.edu.tr. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet.